tehlikeli bir... Mutfağımız, yöresel tatların sunulduğu, yöresel yemeklerin sunulduğu mutfağımız. Kaşı toprağı altında. İstanbul 79 mu vardı geçen? Bir gün içerdik televizyonda. Evet. Buraya her bakan insan, burayı her gören insan dehşete düşmek zorunda. Neyin dehşetine? Güzelliğin, muhteşem bir coğrafyanın. Şaşkın vaziyetteyim. Ne güzel bir cennet bir ülkede yaşıyoruz da kıymetini hala öğrenemedik. Yanarım da ona yanarım. Altan. Altan erkekler. Altan abi merhaba. Altan abi operasyon aldılar. Bekliyoruz. Haber veririm sonra abi. Yani. İsterseniz çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani bir emboli yani tıp tabiri pıhtı atması beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Yani hayat tehlikesi kesinlikle yok zaten ama işte belki arası kalabilir dediler ama inşallah müdahale erken müdahale olduğu için iyi olacak diye düşünüyoruz. Nasıl, nereden haber aldın? Ben şoförü aradı beni. Hastaneye geçiyoruz abi, atladım geldim. Kendi doktorlarını aradım, onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastanede zaten gerekli müdahaleyi yaptı, hep beraber. Şu anda bir çok Jülide Hanım ambulansı arayan onu getiren Jülide Hanım buraya sağ olsun. Yani erken müdahale. Anjiyo yapıldı değil mi? Anjiyo yani anjiyo o pıhtı yaptı. Şu anda bir sıkıntı yok. Bugün taburcu olacak mı, bir bilgi verir? Yani artık o hastanenin inisiyatifine kalmış bir şey ama herhalde bir gün tutarlar tedbir amaçlı. Ama her şey yolunda. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benzer bir öyküsü var biliyorsunuz. Zaten o zaman evet, yer almıştı. Bu ikinci gelişen durum bir risk yaratıyor mu? Ondan bağımsız olarak ama tabii böyle bir risk var. Bundan sonra da var. Çünkü kalp rahatsızlığımız var biliyorsunuz. Ondan kaynaklanıyor. Onunla ilgili gerekli tıbbi tedavisi de düzenleniyor. Pıhtı oluşmaması için kan sulandırıcı ilaçları da veriliyor düzenli olarak. Taburculuğunu şu anda gündeme getirmek çok erken. İlk 24-48 saat dediğim gibi bir izlem yapılacak. Uyandırılacak önce. Uyandırıldıktan sonraki klinik durum daha net ortaya çıkar. Ondan sonraki süreçte bakacağız. Bir harap kalması söz konusu mu? Onu süreç gösterecek. Onu süreç gösterecek. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili. Bu arada eşi Jülide Hanım da işlemden baştan beri buradaydı kendisi. O da kendisi bir yazılı açıklama yapacağını söyledi. Onu iletmemizi rica ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır hastanemize 112 ambulansıyla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktorumuz, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildiğinde beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. Ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz, beyin cerrahisi arkadaşlarla birlikte anestezi doktorlarımızın da entübasyonu sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi. Tıkalı damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Şimdi işlemden sonra çekilen MR görüntülemelerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı doğal olarak. Entübe olarak yoğun bakımımız da izleniyor. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak.
gelişebilecek komplikasyonlar, yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak. İşlem çok başarılı çünkü. Yani hocam, sonuçta inşallah başarılı olacak. Önlem amaçlı. Hem girişimsel işlemi rahat yapabilmek için hem de önlem amaçlı. Bu şekilde entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor. Gayet stabil durumu. Ondan bağımsız olarak, ama tabii böyle bir risk var. Bundan sonra da var. Çünkü kalp rahatsızlığımız var biliyorsunuz. Ondan kaynaklanıyor. Onunla ilgili gerekli tıbbi tedavisi de düzenleniyor. Pıhtı oluşmaması için kan sulandırıcı ilaçları da veriliyor düzenli olarak. Baştan itibaren hastaya eşlik etti. Beyin cerrahisindeki arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdiler. Hatta MR çekildiğinde son kontrol MR'ı da gördük beraberce ve başarılı bir işlem olduğu teyit edildi. Taburculuğunu şu anda gündeme getirmek çok erken. İlk 24-48 saat dediğim gibi bir izlem yapılacak. Uyandırılacak önce. Uyandırıldıktan sonraki klinik durum daha net ortaya çıkar. Ondan sonraki süreçte bakacağız. Onu süreç gösterecek. Onu süreç gösterecek. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili. Bu arada eşi Jülide Hanım da işlemden baştan beri buradaydı kendisi. O da kendisi bir yazılı açıklama yapacağını söyledi. Onu iletmemizi rica etti. Hocam, bazı haberlerde inme olarak geçti ama biz pıhtı atması olarak biliyoruz. İkisi farklı şeyler mi? Doğru olması açısından soruyorum. İnme, o pıhtının soyalaştığı klinik tablonun adıdır. Hı hı. Aslında ikisi de benzer. Yani bizi yakınları uyardı, inme değil pıhtı atması şeklinde. Hani aynı tablo, bir beyin kanaması değil. Peki, çok teşekkür ederim.